AK Parti cenahından bu rakamları açıkladığınızda tepki aldınız mı doğrudan? Ya şöyle söyleyeyim, ben yayındayken, bayağı bir telefonum çalmış. Ama tabii ben onları sonradan Gürkan gördüm. Gürkan Bey, siz bunu önceden AK Parti yönetimine verdiniz mi? 61'i. Yok. Onu diyorum yani. Kimseye vermedim, kimseye paylaşmadım. Onlar buna göre bir tedbir alıp almayacakları, mesela siz anket benim, yapılmıyor mu? Yaptırmadılar bunlar mı? Benim bağımsız yaptığım çalışmalar, kendi bütçemle, kendi öz kaynağımla yaptığım çalışmalar. Tüm partilerden de gelebilir. Ama ben kendi öz kaynaklarımla yaptım ve kendi Betimar'ın tamamen PR'ının devamı için yaptım. Peki seçime, öz kaynakla bir dakika, öz kaynakla yaptım derken en az 1 milyon lira tutar yani. Kim veriyor bu parayı? Yok hocam, biz kendi bütçemizle yaptık. Peki nasıl yani? Kim finanse ediyor? Hocam o kadar da bir çalışma. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Yani şöyle, siz şimdi cebinizden bunu kendiniz mi harcıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz? Betimar'ın PR'ının devamı. Başka alanlarda mı hizmet alıyorsunuz? Sinan Burhan, şeyi söyleyeyim. Bugün burada oturmasının sebebi o araştırma işte. Tabii. Efendim? Yani Gürkan Bey'in şu gün şu sorulara muhatap olmasının sebebi bu araştırma. PR çalışması aslında bu. Yani. Ya ben şunu soruyorum Gürkan Bey, başka alanlarda anket yapıp oradan para kazanıyor musunuz? Onu söylüyorum. Yoksa niye böyle bir herhalde. Ya onu Sinan söylüyorum. Burhan, ben mal varlığı tartışmaları değil ya. Ben Sinan Bey'in hızını alamadı. Barış, ben değil. Sinan Acın dediği daire falan yok. Yok ama şöyle bir şey. Bakın bir dakika arkadaşlar, şimdi bizim editör arkadaşımız Tuğba da diyor konudan uzaklaş. Ben tamam, konudan uzaklaşmayayım ama şu vardır. Daima bir araştırma şirketinin finansman meselesi en temel problemler ve açıklaması zorunlu olan şeyler. Evet. Bana kardeşim şu Ali verdi, ben Ali için yaptım, şu bu sonucu buldum. Değil mi? En temel şeydir. Şimdi ben kendim çıktım. Evet. Bugün biz dün de öğrendik ki 1 milyon TL'ymiş bir şey. Ortalama. Ortalama. Araştırma. İstanbul'da bir anket. Bunu 1 milyon liraya yaptım, tanıtımım için diyorsunuz. O satış fiyatı ama. Bakın ama şöyle söyleyeyim. Maliyeti kendimden şirkete finansı da ben ettim. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Bakın ben 6000 anket yaptım. Bu maliyet çalışması olduğu için kendi öz kaynaklarımız, bunda yeterli bir kaynağımız olduğu için de ben 3-4 tane yerle ilgili çalışmayı ayırdım. Bir de şöyle bir şey var, onu kaçırmamak için söylüyorum. Küsuratlı olanlar, daha doğrusu küçük partilerin, küçük partiyi tanımlarken belki yanlış da ifade edebiliriz. Oranları, oy oranı belediye az meclisi, olanlar diyelim, evet. Evet, belediye meclisindeki oranlar birbirine çok yakın. Ama büyük partilerin adaylarına daha çok bir geçiş sağlamışlar. Mesela biz Suat Kılıç 3.9 demişiz. Mecliste ise 4.79 almış. Şimdi Sinan'ın sorusu önemli. Para kazanıp tarla alabiliyor musun dedi. Yok, tarla almadım daha ya. Villa dedim ben. Amerikan'da 3 tane villa alabiliyor musun dedim, sen yanlış anladın. Sevgili izleyiciler, tabii şu andaki atışmanın ben deşifresini yapayım. Yani devam ede gelen mal beyanı tartışmalarına gönderme yapıyor iki değerli yorumcumuzda. Saklanan 3 villadan bahsediyor. Ondan sonra Sinan Burhan onu gönderiyor. Şaban Seviş de onu vurguluyor. Çok temel bir soru soruyorum. Buyurun. Anketler mi yanlış çıkar yoksa anketçiler mi yanlış yapar? Mesela şöyle söyleyeyim. Bir siyasi parti ya da aday için sipariş anket yapılır mı? Psikolojik olarak önde göstermek ya da rakibi arkada olduğunu ifade etmek, bunun PR çalışması. Yoksa anketçi çıkmıştır, yanılmıştır mı deriz? Hocam ben öncelikle bu anketçi ibaresinde de karşı olanlardan bir tanesiyim. Bir kere araştırmacı. Anketçi ile araştırmacı ayırmak lazım. Belki bunu seçim zamanları çıkan bazı arkadaşlar olabilir. Ama ben onların haklarını da koruma noktasında böyle bir yaklaşım ben kabul etmiyorum açıkçası. Ha, yapan var mıdır? Yani ben böyle bir şey yaşamadım. Bana böyle bir tepkiyle de hiç kimse gelemedi. Çünkü benim belli bir duruşum var. Sektörde yani, ama duyuyorsunuzdur. Ya mutlaka oluyor. Çünkü güven problemi var anketlerde. Ama ben 6 seçimdir o güveni ortadan kaldırdım. Kendiniz için kaldırdınız. Şimdi ama yani Hakan Bey için de geçerli. Diğer arkadaşlar, birkaç arkadaşımız var. İhsan Bey için de. Bu arada Hakan Bayrakçı acayip bir linç yedi. Onu da söyleyelim. Çok büyük linç yedi. Aslında yani, olan sonucunu paylaştı. Bizim yaptığımızı paylaştı aslında. Evet. Bizim yaptığımızı derken yani sizin bulduğunuz sonucu o da buldu anlamında söylüyorsunuz. Ya tabii tabii, biz kendi araştırmamızı yaptığımızı aynı derken. Aynı dönemde araştırma yaptıkları için demiyorum. Son hafta içerisinde tekrar. O anlamda demiyorum. Kendi yaptığı çalışmayı paylaştı beyefendi. Biz de kendi yaptığımız araştırmayı paylaştık. Peki. Hakan Bayrakçı da bildi yani.
Soru. Peki. Hakan Bayrakçı şunu bildi. Şunu Ertan Aksoy bildi. Eskişehir rakamları. Ertan da tam bildi. Şey bildi. Yani, Özer, Özer Sencer bildi. Özer Sencer evet. Nokta atış yaptı. Osman ya Sert bildi. Bu kadar evet. Kırılmada şey, aslında %100. Panorama TV. Evet, Eskişehir'i de tutturmuş. Gürkan evet. Bey onu soralım. Ama şimdi izleyiciler yazıyor İzmir'de tutturamadı abi diyorlar. İzmir'de doğru ama İzmir'de bakın yine söylüyorum. Araştırma sonucum neyse az önce anketçi araştırmacı mantığını söyledi ya Sinan Bey. Benim araştırmam ne çıktıysa ben onu verdim. Evet. Yani benim en eğip bükmedim diyorsunuz. Yok, işim İzmir'i olmaz. Siz nasıl bulmuştunuz? Ben de 40.6'ya 40.9 çıktı. Bir soru. Ama katılım oranından dolayı diye düşünüyorum ben. Yani katılım oranı hem de muhalefet seçmeni eli gitmedi. Gürkan Bey bir soru. Şimdi İstanbul'a dönecek olursak. Evet. Murat Bey'in, sayın kurumun hiç Ekrem Bey'in önünde olduğu bir dönem oldu mu? Ya benim yaptığım araştırmalarda çıkmadı. Hiç öne geçmedi. Yok, ben yaptığım araştırmalar da çıkmadı. Tamam, o zaman mesela bir ay kadar önce bir firma Murat Kurum'un bir ay bir puan önde olduğunu açıkladı. O demek ki... O firmanın kendisine bağlar. Bakın orada logomuzu tamam, kocaman tamam. Yazdık biz. Yalnız ben burada şeydeyim halen daha. Doğru. Yani son bir hafta diyorsunuz. Evet, çok fazla. O zaman şu yorum bizi yani bir kere böyle bir farkın birkaç sebebi olabilir. Hani tek sebebe indirgemek zor. Ama emekli meselesi doğrudan etkiledi mi diyorsunuz? Kesinlikle emekledi çünkü... Beklenti öyle bir pik noktaya gitti ki hocam. Hı hı. O pik noktadan bir anda aşağı indi. Yani anlatımı da çok zor aslında bakıldığı zaman. Sadece emekli olarak bakmamak lazım. Bakın 70 yaşında 65 yaşında bir abimiz, babamız, amcamız diyelim. Bunların çocuk çocuğu da var sonucunda. Daha önceki biliyorum. Süreç neydi? Tam tersiydi. Şimdi tam tersine döndü. Ya çalışan babasına desteklemeye... Ailesini desteklemeye çalışan bir ortam geldi. Ya şimdi metropol şehirlerde bu geçer tamam. Anadolu'da daha farklı pozisyonlar var. Zaten Anadolu'daki oranlar belli bir oranlarda değişmemeler olmadı. Ama özellikle metropol şehirlerde geçim derdiyle ilgili biraz sıkıntı var. Zaten bunu sayın bugün Devlet Bahçeli de kısmen de olsa beyan etti. Dün akşam da Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bununla ilgili kendisi bir açıklamasını da yaptı. Yani öz eleştiri noktasında bir açıklamasını yaptı. Yarın da bununla ilgili de MHK'ya peki çok affedersin Barış. Şimdi Fatih Erbakan İsrail'le ilişkiler, İsrail'le Türkiye ticareti üzerinden bir harp bir siyaset yaptı ya son 2-3 hafta. Onun etkisi oldu mu? Ben muhafazakar seçmeni kendine konsolide etme yani noktasında... Yani yeniden falan da ciddi bir yükselme yaşadığını... Düşünerek bakın, hani bu... Şimdi şöyle söyleyeyim. Mutlaka ki bir etkisi olmuştur ama böyle %100 bir etkisi oldu dersek çaprazlardan görmemiz lazım. Hı. Ben geçişi o kadar fazla görmedim AK Parti'den yeniden refah. %1'lik bir geçiş vardı. Özellikle geçişlerde 35-44 yaş grubunda bir geçiş vardı. Yani örnek vereyim bir ilde %4 aldığını varsayarsak Mehmet Altınöz'ün. Bu %4'ün %8'i 7'si 35-44 yaş grubundanında 65 üstü ve 18-24'te %2'ler civarındaydı. Belli bir orta yaş grubunda yeniden refaha karşı bir eğilim var idi. Onun da karşısında aslında şöyle bakmak lazım. Yani Şanlıurfa'daki başkan adayının, daha doğrusu eski Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanının aday olması aslında yeniden refahın algısını bir anda yukarıya çıkarttı. Çıkartma gerekçelerinden bir tanesi nedir? Onun arkasından da diğer AK Parti'den istifa eden ya da kendine belediye başkanı adayı yapılmayan isimler yeniden refaha yöneldi ve muhafazakar kanata yakın seçmen kitlesi de oraya bir eğilim gösterdi. Bunlar Şanlıurfa, bunlardan bir tanesi açacağız. Evet. Peki Ekrem İmamoğlu'yla Murat Kurum'un kampanyasını nasıl buldunuz? Yani değerlendirme açısından soruyorum. Şöyle söyleyeyim, kampanya yönetenlere haksızlık olmama noktasında şunu ifade edebilirim. Sayın Murat Kurum aslında yapacağı vaat ve icraatlarını ben çok beğeniyordum aslında. Projeleri de çok güzeldi. İstanbul'un belki 50 yıllık, 100 yıllık geleceğini planlama noktasında güzel hedefleri vardı. Fakat kampanya stratejisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan noktasında Ekrem Bey oturtturduğu kampanyayı. Bir de bunun üzerine bakanların da tabii İstanbul'da tekrar sahaya inmeleri tam istedikleri kıvamlara geldi. O negatif etki mi yarattı? Tabii negatif etki etti karşı taraf için. Şöyle bir durum. Aynı zamanda da bu ekonomiksel gerekçenin üzerine de oturtturdular. Bir de Tayyip Erdoğan karşıtından kaynaklı iki kutupu
tek bir yere toplamış oldular. Yani İyi Parti ile DEM'i aynı alanda toplamış oldular ve iki parti kitlesi de birbirinden Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy verirken rahatsızlık duymadı. Orada zaten CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir toplantı yapıldı. Gökhan Bey'in de söylediği gibi o toplantıda Gürkan Bey'in Tayyip Erdoğan'ın mutlaka İstanbul'da mindere çekilmesi gerektiği yönünde bir briefing verildi. Ertesi gün Ekrem İmamoğlu çıktı. Sayın Erdoğan İstanbul'a davet etti.